Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün gülüntü ve İğneolar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir arkadaşlar. Zil butonunu açarak çektiğim videolardan haberdar olabilirsin. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Çok hoş ve çok zarif bir model. Ve küçük trabzanları yapıp arkadaşlar modelimizi kuruyoruz. Bu şekilde yemeğimizin ilk önce tığ battısını hazırlıyoruz arkadaşlar ve tığ battıya batarak başlıyoruz. Şimdi yeni başlayanlar gibi aynı şekilde arkadaşlar ipimizi tığımıza tutturduk. Bir defa doluyoruz. Yandaki tığ battıya girdim. 2 2 aldım. bu şekilde küçük bir trabzan yaptım buraya dört tane zincir çekiyorum kapattım bu şekilde bir tomurcuk yaptım arkadaşlar şimdi arkadaşlar ikinci çiçeğimi kurmak için bu tomurcuk sayımın 15 olması gerek 2 4 6 8 10 12 14 15 15 tane arayı verdik bu şekilde tomurcuklu trabzanları yaptık iki tane zincir çekiyorum buraya 1 2 bir defa doladım tığımın başını bir tane tığ battı atlıyorum buraya arkadaşlar 1 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım tekrar bir defa doluyorum 1 2 2 ikinci trabzanımı yaptım bir defa doluyorum 1 2 2 3 aynı yuvaya girip buraya dört tane arkadaşlar trabzan yaptım. 6 tane zincir çekiyorum arkadaşlar buraya şu yuva yapmak için. 6 zincirimi çektim. Dönderdim. İlk trabzan tepeme kapatacağım arkadaşlar. Buraya ilk trabzan tepeme kapattım bu şekilde. 1 2 3 zincir. 3 zincirimi çektim. Düz yüzüne döndüm. Burada yaptığım 6 zencirli yuvanın için arkadaşlar bir defa dolayıp bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 2. Bu şekilde trabzanımı yaptım. Buraya 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çekip trabzanıma kapatıp buraya bir yuva yaptım kirpiklerim için. 4 tane sık iğne dolduruyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane sık iğne yapıp 5. de yuvada yaptım arkadaşlar. Bu şekilde küçük bir trabzan yaptık buraya sık iğneli trabzan. 5 zincir 5 zincirimi çektim. 2 defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 2. İkinci ortadaki arkadaşlar çiçeğimin trabzanı bu yandakilerden uzun oldu. Yine buraya arkadaşlar 6 tane zincir çekiyorum. 6 zincirimi çektim. Yuvamda bu şekilde kapattım. Yani trabzanımın arasında kapattım. Buraya yuva yaptım. Geri kalan kısmı 6 tane sık iğne yapıyorum. Trabzanın arasına 6 sık iğne yapıyorum. 3 4 5 ve 6 7. de yuvada yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar ortada büyük bir trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Bunun aynısını buraya da yapıyorum arkadaşlar. Yuvaya gir. 1, 2, 2 alarak 3 seferde bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar buraya 5 zincir. 5 zincirimi kapattım. Buraya bir yuva yaptım. Tomurcuk yaptım. Yine buraya arkadaşlar 3 4 4 tane sık iğne doldurdum. Bu şekilde 5. yuvada yaparak kapattım. Burada iki yanda küçük bir tane ortada büyük sık iğneli yuvalar yaptım arkadaşlar. Ve buradaki en son yaptığım trabzanımın tepesine bu şekilde girerek trabzan seviyesine indim. 1 2 zincir. Bir defa doluyorum. Bir tane tığ battı atlayıp ikinci tığ battıma 1, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar bir yuva yaptım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yine 15 tane çit yapıp aralık vereceğiz. 2 yuvanın arasını vereceğiz. Ve 4 zincir çekerek 1, 2, 3, 4 zincir kirpiğimi kapattım buraya. Araya 1 zincir. Bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 2, 2 küçük bir trabzan yaptım 4 zincir bu şekilde kapattım araya bir zincir bir defa doladım yuvaya girdim yani yandaki tığ battıma girdim 2 2 aldım 1 2 3 4 zincir yaptığım bu trabzana kirpik olarak kapattım araya bir zincir şimdi arkadaşlar araya 15 tane vereceğiz iki tane çiçeğin arasına çiti Lakin benimki model amaçlı olduğu için şöyle 5-6 tane yapalım ve ipimizi koparalım arkadaşlar. Bu şekilde bir zincir bir defa doladım. Yandaki tığ battıya girip 2 2 olarak aldım. 1 2 3 4 zincir bu şekilde kapattım buraya arkadaşlar. Tekrar bir tane daha yapalım arkadaşlar. 2 2 1 2 3 4 zincir kapattım buraya. Şöyle bitiş olduğu için arkadaşlar sık iğne yaparak kapatmak istedim. Tomurcukta bırakmadım. Bir zincir çektim. İpimizi koparıyorum bu şekilde. Şimdi çiçeğimizi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ortadaki yuvamızın içine bu şekilde kapattık. Altı zincirli yuvamızın içine sık iğne ile girdik. 3 tane zincir çektik. Bir defa doladım. Bu yuvaya girdim. 1 2 2 olarak buraya bir trabzan yaptım arkadaşlar. Ve bir zincir çekiyorum. Şöyle aşağı kaydıralım yana. Şöyle hafif ipimi uzattım arkadaşlar. Buraya trabzanımın arasına girdim. 2 Tekrar 3 4 5 6 7 Bu da 8. Trabzanımın arasına arkadaşlar girerek bu şekilde 8 tane trabzan yaptım. Buradaki yuvadan aldım. Kapattım buraya. Bu şekilde bir fıstık yaptım arkadaşlar. Ve tekrar bir defa tığın başını doluyorum. Yuvaya girdim. 1 2 2. Trabzanımı yaptım. Biraz ipimi uzattım arkadaşlar. Bu yaptığım trabzanımın arasına girip dibinde bir zincir çektim. 2. Tekrar 3. 4. 5. 6. 7 ve 8 ve sonuncu. Yine ilmeklerimi dizdim arkadaşlar. Tığımın ucuna bu şekilde tuttum yandaki ilmeğimi. İçinden geçip buraya sık iğne ile kapattım. İki oldu arkadaşlar. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. Bu altı zincirli yuvama girdim. Bir, iki, iki. Üç seferde alarak buraya bir trabzan yapıyorum arkadaşlar. Şimdi şunu Şimdi bir tane zincir çekiyorum buraya. İpim uzattım. Buradaki tırabzanıma yine 8 ilmek alacağım. Dibinde zincir çekerek uzatıyorum. 3 4 5 6 7 ve 8. 8 ilmeğim şurada bir tane tutuyorum arkadaşlar hepsini çekiyorum tekrar oradan tığımla girip bu şekilde kapatıyorum bir defa tığım başına doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 Evet dördüncü trabzanıma yaptım bir zincir çekip ipimi uzatıyorum buradaki trabzanımın içine girdim 2 3 dört, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Tuttum kenarından, kopardım buraya arkadaşlar. Dördüncüyü de yaptım. Yine beşinci ve sonuncu için yuvaya girip bir trabzan yapıyoruz. İki, iki aldım. Bir zincir çekiyorum ipimi çektim. Trabzanımın arasına girdim. Bir zincir çektim, ipimi çektim. 3 4 4 5 6 7 ve 8 8 tane toplayınca hemen yandaki ilmeğimi tutup bu şekilde arkadaşlar kapattım buraya fıstığımı yaptım bu şekilde sonuncu fıstığımı 3 zincirimi çekip buradaki arkadaşlar yuvamın içine yeşil yuvamın içine kapatıyorum 3 zincirimi ve ipimi kestim arkadaşlar şimdi beyaz kısmını yapmaya geçelim Evet arkadaşlar bu şekilde ipimi tığıma tutturdum şöyle modelimin ters tarafından arkadaşlar bu fıstığı kapattığım yuvanın buradan hemen bir sık iğne yapıp ipimi bu şekilde buraya tutturuyorum 7 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 zincirimi çektim bu kapattığım noktalardan arkadaşlar sık iğne yaparak yuvalar yapıyorum birinci yuvam bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 Yine aynı şekilde bu kapattığım fıstıkları kapattığım noktadan. Ters tarafındayız arkadaşlar unutmayın. Ters tarafından yuvaları yapıyoruz. 4 1 2 3 4 5 6 7. Yine aynı bu kapattığım noktadan arkadaşlar. Yine bir sık iğne yaparak tutturdum yuvamı. 7 zincirimi çektim. Kapattım buraya. Bu şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde kapattım. Evet, burada 5 tane yuvamız oluştu arkadaşlar. Şimdi ikişer zincir çekerek bu 7 zincirden yaptığım yuvaların içini ikişer zincirli sık iğnelerle dolduruyorum. Bu şekilde. 2 zincir kapattım buraya 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6 tane arkadaşlar bu şekilde yuva sık iğne ile doldurdum. İkişer zencere sık iğne ile. Yine buraya geçtim. Bir sık iğne ile ikinci yuvaya geçtim. İki zincir kapattım buraya. İki zincir kapattım buraya 2. 3 4 ikişer zinciri çekip sık iğne ile kapatıyorum arkadaşlar ve bu da altı Evet ikinci yuvamız da hazır şimdi sıra üçüncü yuvaya bir sık iğne ile geçtik şimdi yine iki zincir kapattım buraya Evet arkadaşlar uzun zamandır böyle bu modeli yapmayı tasarlıyordum arkadaşlar gördüğünüz gibi mekik görünümlü böyle iğne oyası görünümlü Mekik görünümü tığ oyası arkadaşlar. Modelimizin ismi de 4 5 ve 6 Arkadaşlar oradan tutturmuşum. Bu şekilde her bir yuvanın içine ikişer zincir çekerek 6 tane sık iğne dolduruyorum. 2 zincir 2 oldu. 2 zincir 3 oldu. 4 oldu. 2 zincir 5 oldu. 2 zincir 6 oldu. Evet arkadaşlar 4'ü de doldurdum. 5. ve sonuncu yuvamıza da bir sık iğne ile geçtim. Bu şekilde 2 zincir 1 2. kirpiğim 3. kirpiğim 4. kirpiğim bu şekilde 5. kirpiğim ve 6. ve sonuncu kirpiğim evet arkadaşlar burayı da doldurdum şu ilk kığımı tutturduğum yere de arkadaşlar bu şekilde şöyle güzel bir meyille durması için bir tane sık iğne yapıyorum ve ipimi koparıyorum arkadaşlar bu şekilde yakıp geliyor evet arkadaşlar şimdi bu yandaki 5 zincirli yuvaların içine de kirpiklerini yapalım. 4 zincir çekiyorum. Kapatıyorum yuvama. Şimdi bunları arkadaşlar 4 zincir çekerek 4 tane kirpiğimizi yapalım. 2 oldu. 1 şekil gösteriyorum. 2 3 4 zincir kapattım buraya. 3 oldu. 4 zincir kapatıyorum yuvanın içine bir zincir çekiyorum ipimi kopardım arkadaşlar şimdi hazır İkisini beraber yakalım diye arkadaşlar buraya öbür tarafına da aynı şekilde bunlar kısa olan dallar arkadaşlar 4 zincir buraya kapat 1, 2, 3, 4 zincir yuvama kapattım 2 4 zincir kapattım bu şekilde 4 zincir kapattım arkadaşlar buraya da 4 tane kirpiğim oluştu ve bir zincir çekip ipimi koparıyorum iplerimi yakıp dönüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde arkadaşlar Mekik'ten hiçbir farkı yok, görünümü yok. Şunlar sanki arkadaşlar böyle küçük eller gibi gelir bana hep. Bu dallar dua eden eller gibi gelir. Öyle bir etkileşim yapar bende. <laughs> evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.